Şimdi mavi tarafında tabii artan maliyet baskısı vardı. Asgari ücretlerde olan bu artış aslında tabii şirketlere maliyet artışı olarak dönüyor. Ancak artan maliyet baskısına rağmen satış kanalları hala güçlü aslında mavide. Buna bağlı olarak büyümeye de devam ediyor. Yani enflasyona karşı korumalı bir iş modeli var ve online satış tarafını da aslında mavi çok güçlü tutuyor. Defansif bir bilanço yapısı var mavinin. Şimdi fabrik marjı aslında pandeminin üzerinde seyretmiş. Ciro tarafında ben büyüme sebeple aslında pozitif olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani pamuk ve ham madde fiyatlarının tekrar yükselen trende girmesi aslında biraz mevcut riskler kapsamında ama hem dediğim gibi defansif bir bilanço yapısı var mavinin. Hem bu sebepten hem de satış kanallarının güçlü olması sebebiyle aslında mavi perakende tarafında güçlü kalan şirketlerden ve pozitif olabileceğini düşünüyorum 2023 yılında da. Peki. Şimdi 45 dakikadır Ben de her yaklaşık. şeyde pozitif, ben de her şeyde pozitif konuştum yine. Çünkü sen kendin de gayet pozitif bir insansın. Ondan kaynaklı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şöyle bak.